Ne oluyor be? Yeliz! Saçını mı kurutuyorsun yine? Kapat şunu! Sabahın bir körü ya. Ya kurutmayayım da zatüre mi olayım? Banyo yaptık herhalde. Banyona ezan okumadan mı yapmak zorundasın? Önce bir günaydın denir değil mi kızlar? Anne, şuna bir şey söyle ya. Her sabah aynı terane. Hadi. Ya anne ya. İzin ver yukarıyı kullanayım. Orada kurutayım saçlarımı. Ya Armağan Hanım uyuyacak diye kurtlanayım mı ben ya? Yıkanmayayım mı yani? Yeliz, üst kata çıkmak yasak biliyorsun değil mi? Kaç kere konuşacağız bunu? Yeliz, hadi yatağını topla bakayım. Sabah sabah terörize ettin, yeter. Armi sen de kalk artık. Bir daha sabahın bir köründe o aleti vınlatırsan ben de seni vınlatacağım Yeliz ha. Yeliz. Bilge ile Cansu nerede kızlar? Bahçededirler anne. Hadi. Nasıl? Çok güzel sandalye değil mi baba? Çok hızlı sallanma Cansu. Ses çıkarıyorsun. Annemler duyacak. Bilge! Cansu! Bak gördün mü? Sakın ses çıkarma. Annem bahçede mi abla? Siz yine yukarı mı çıktınız bakayım? E onlara serbest bir bana yasak zaten. Onlara da yasak. Hadi annem sizi arıyor bahçede hadi. Çaktırma hadi. Ufaklık gel sen buraya. Ah günaydın kızım. Günaydın. Ablanlara yardım edin de kahvaltıyı hazırlayın. Bugün işim çok hadi. Tamam anneciğim. Çok dikkatli ol ufaklık tamam mı parkta oynarken? Olur ablası. Günaydın Ali. Günaydın. Okula mı? Okula. Hadi gel notlara bakalım. Ben de şimdi sana seslenecektim. O yol tek başına çekilmez şimdi. E hadi gidelim o zaman. Biz bu taraftan kaçtık. Görüşürüz. 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 Nasıl gidiyor? Bildiğin gibi işte. Ali, ben bir 90 mı görüyorum burada? Vay 90. Bakayım benimki nerede? 92. 92. Hı-hı. Çalışsay mısın biraz? Hı, söyleyene bak. Aslında ben biraz senden kopya çektim ama 2 puan geride kalmışım. Olsun canım, ikinci sınıfa geçtik mi geçtik. Ortalamalar da süper. Aa, Elif ne haber? Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İyilik canım, sen nasılsın? Notlara bakmaya geldik. Sen 75 almışsın, ben baktım. E süpermiş, yırttım desene. Abim hatırlıyorsun. Daha önce tanıştırmıştım sizi, Timuçin. Hatırlamaz mıyım? Nasılsın? İyi işte ne olsun. Bir parti organizasyonu yapalım diyoruz millet dağılmadan İrem'le beraber ama... Bizi sen çağıracaktık Elif. Bizim evde toplanıyoruz. Annemler yok. Yarın herkes tatile dağılmadan bir eğlenelim dedik. Millet akın akın yurt dışına çıkıyor çünkü. Kesin sen de gidiyorsundur. Parti sizin evde. Ev nerede? Yani sen geleceksen ben zaten seni seve seve alırım. Geleceksen ne demek? Elif beni kırmaz. Değil mi Elif? Yarın telefonlaşalım, abim gelip alsın seni. Hadi canım, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Ali, niye bu sıra? Seni çağırmadılar diyeyse... Çağırsalardı gitmezdim zaten. Ha işte o yüzden. Sen onların grubuyla takılmıyorsun. Zaten gelmeyeceğini düşündükleri için. Aman neyse boş ver. Aa bak bende ne var? Aa ne bu? Sınıfa geçersek bunu ıslatırız diye almıştım. Önümüzdeki hafta Jet Rotal konserine 2 bilet. Ya ben biraz gölgede kaldım o zaman. Niye? En sevdiğin çikolatayı almıştım ben de ama... Aa... Olur mu öyle şey? Çikolata her zaman işe yarar. Al bakalım. Ama o senin.
Konseri de ikimiz gitmeyecek miyiz? Bu da ikimizin. Tamam. Hayatta gidemem ben o partiye ya. Ben söylemesem aklına bile gelmeyecekti. Ha birden kahraman oldu herif. Ne oldu abla ya? Yine kime söyleniyorsun? Görgüsüzün teki baloncunun bütün balonlarını almış, sonra da geçmiş karşıma diyor. Ne diyor? Bir dakika. Cansu, sen nereden buldun o balonu Cansu? Bir abi verdi. Hangi abi? Tanımıyorum. Ne demek tanımıyorum ufaklık? Yabancılardan hediye almak yok diye konuşmadık mı? Ne oldu ya sen nasıl alırsın tanımadığın yabancı birinden? Yabancı değil ya, yan köşke gelen biriymiş. Huysuz amcanın yanındaki biriydi. Bir sürü balonu vardı. Mahallede balonlu bir damgalak dolaşıyor, anlaşıldı. Çocuklardan ne istiyor acaba? Bana bak Cansu, uzak dur öyle yabancılardan. Anne. Normal insan hiç 100 tane balonla gezer mi canım? Besbelli sapık o. Anne. Tanımadığın insanların arkasından atıp tutmak sana hiç yakışıyor mu? Bana ders verene bak. Tanımadığın insanların bahçesine böyle dalınır mı? Çık yoksa bozuşuruz. Sen özür dileyene kadar çıkmıyorum. Adım Utku. Bak tanıştık. Şimdi özür bekliyorum. Onun adı da Armağan. Memnun oldum. Memnun falan olmadım. Hem sen şu an suç işliyorsun. Burası bizim bahçemiz. Ve senin burada bulunma hakkın yok. Ayrıca kardeşimden de uzak dur. Noel babalık yapacaksan Aralık ayında görüşelim. Güle güle. Yeni gelen komşunuzu böyle karşılıyorsunuz demek. Ben Londra'da okurken en çok misafirperverliğini özlemiştim buranın. Görmeyeli değişmiş. Üzüldüm. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Aa. Ukalaya bak. Bir de görüşürüz diyor giderken size, gördün mü? Nasıl da kendinden emin. Ama bu yandaki Hulusi ne ki onun akrabası ne olsun? Vallahi ben görüşürüm mesela. Çok tatlı çocuk değil mi? Yeliz. Bak seninle de bozuşmayalım. Aa ablam geldi. Hoş geldin abla. Neyin var senin? Ya İrem evinde parti veriyormuş. İlla çağırdı. Gitmek de istedim ama şimdi elbisem yok uygun. Ali'den ayrılınca biraz vitrinlere baktım. Delirmiş fiyatlar. Gitmeyeceğim herhalde. Anneme söyle. Yok şimdi sıkılmasın o da. Ah, bakın. Biz uyandık. Aman da uyanmış o. Gel. Ah, bakın. Bakın bakalım. Gözlerim çok tatlı. Aa Fatma Gül hoş geldin kızım gel. Hoş bulduk abla hoş bulduk. İyi haberler var mı? Var. Başlıyorum temizliğe. Aa. Şimdilik haftada bir gün ama. Kadın memnun kalırsa başkalarına da tavsiye edecekmiş. İyi hadi bakalım canım çok sevindim. Ben alayım onu abla. Git bakalım anne. Allah razı olsun abla. Gideyim de kuru fasulyeyi ocağa koyuvereyim. Hadi. Sen ne zaman istersen bırak kızım tamam mı? Hiç düşünme. Gel. Hadi. Hasan. Bye. Bye. Hadi görüşürüz. Anneciğim biz de Bilge ile bakkala gidelim. Cansu da gelsin. İyi tamam ama gecikmeyin tamam? Tamam. Hadi gel. Hadi ben de çay koyayım bari. Ellerine sağlık güzel kızım. Hadi geç otur. Abla bir yerde karar versen artık. Başım döndü. Dinleyecek bir şey bulsam duracağım. Dur. Annemle babamın şarkısı. Keşke babam da burada olsaydı. Babamı çok özlüyorum. Söyleyemem mazideki sevgilimi. Alev alev çıra gibi beni yakan sevgisidir. Bir zincir yaptım birbirine bekliyorum geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Hadi artık yataklarımızı yapalım. Hadi saat geç oldu. Al canım sen de bunu.
Ne oldu ufaklık? Baba yok anne. Yeliz, nereye sakladıysan ver şu baboyu. Aman, ayağınız taşa takılsa benden bileceksiniz ha. İyi ki bir kez sakladım ya. Ekmekler de geldi. Yeliz, hadi canım çay demlenmiştir, getir çaydanlığı. Ya anne. Hadi. Ya. Al şunu. Elif. Efendim anneciğim. Arkadaşının evi neredeydi yavrum? Anne gitmeyeceğim. İrem'i arayacağım şimdi. Boşu boşuna abisi gelmesin. Beni almaya gelecekti. Kaçta alacaklardı seni? 1:30'da. Hmm. Yani elbise alacak vaktin var, öyle değil mi? Al bakalım. Anne bu nereden çıktı? Müşterisi göndermiş. Aa, ablam partiye gidiyor. Bol bol fotoğraf çek de biz de görelim insanlar nasıl yaşıyor. Ne? Merak da mı etmeyeceğiz? Anne bu seni zorlayacaksa. Hadi çayları soğutmayın. Bugün işim çok çocuklar. Hadi bakalım. Canım. Bilgeciğim zeytini uzatsana. Armi hadi acele et, biz de elbiseyi almaya gidelim. Ne? Armi elbise mi alacak? Hayatta olmaz. Aa, neden olmuyormuş be? Neyimi beğenmediniz Neslihan Yargıcı? Ya abla elini vicdanına koy, bir düşün Allah aşkına. Sen ne anlarsın modadan, şıklıktan ya? Yalan mı anneciğim? Sen şu kızını ömrü hayatında bir defa sweatshirtten başka bir şeyle gördün mü mesela? Aa, kızım beni hakem tutmayın. Kendi aranızda halledin. Abla! Abla! Fatma Gül. Kızım. Abla yetiş. Ateşi fırladı birden. Ne yaptıysam, ne ettiysem düşmedi. Hastaneye götürmeden iyi olmayacak yavrum. Götürsene Fatma Gül abla, ne duruyorsun? Hastane çok para alacak şimdi ya. Yol param bile yok. Sen de varsa diyecektim abla. Hay Allah kızım. Ben de bugün bütün paramı... Bana verdi Fatma Gül abla, al. Al kızım, hadi al. Armi de seninle gelsin şimdi. Hastanede işlere koşturacak biri lazım. Ben hemen çantamı alıp geliyorum Fatma Gül abla. Hadi. Allah razı olsun abla. Biliyorum size çok yük oldum ama... şu benim kör olasıca gittiğinden beri hiç aramadı abla, hiç. Tamam kızım. Biz ne günü duruyoruz? Hem bak böyle şeylerin lafı bile olmaz, tamam mı? Hah geldi. Hadi siz şimdi gidin. Hadi. İyi haberlerle gidin. Of. Kaçtı güzelim parti abla ya. Kim bilir ne kadar eğlenecektin orada ya. Sinir oldum. Yeliz sus. Kadının çocuğu orada ateşler içinde yanarken sen hala parti diyorsun. Ya ben senin iyiliğine şey ettim. Benim iyiliğime şey etme. Orada yaşına girmemiş bebek varken benim iyiliğime şey etme sen. Hadi bulaşı yıka. Sıra sende. Benim üstüme yıkmaya hiç çalışma. Ya sana iyilik de yaramıyor ha. Kızlar bir bakın bakayım. Aa anne o ne? Benim nişan kıyafetim. Nişan kıyafetin mi? Hmm. Vay anne. Kızım biz de gençtik bir zamanlar. Babanla ben nişanlandığımda 17 yaşındaydım. Anne yeni dikilmiş gibi duruyor. Kızım ne olacak? Eskileri ısıtıp ısıtıp moda diye yediriyorlar bizi. Vallahi dergiden fırlamış gibi. Ne olacak şimdi bu? Dur bakayım. Şimdi senin şu parti gündüz saatlerinde olduğundan bu uzun tuvalet biraz abes kaçar. Onu şöyle şuradan kesip bir dikiş atacağız ve seni partiye yetiştireceğiz, tamam mı? Ay süper fikir. Anne bu senin nişan kıyafetin. Geri dönüşü yok. Canım sandıkta güvelere yem olacağına benim canımın üzerinde olsun daha iyi. Hadi gel bakalım içeri gidip bir boy provası yapalım. Sonra da Yeli senin saçlarına yapsın, tamam mı? Tam benlik. Hadi bakalım. Hadi. Hadi içeri. Bakayım. Dön.
Beğendi mi benim güzel kızım? Anneciğim çok güzel olmuş. Vallahi süper oldu anne. Mezun olunca ben de giyebilir miyim? Ay sen önce bir okula başla. O zaman bakarız benim güzel cimcime. Hadi abla saçını makyajını da yapalım hazır ol. Tamam. Hadi, hadi gidin canım. Şu saçına bir bakayım. Toka tak abla. Toka. Evet. Bir de sprey. Tamam. Yüzüne bakayım. Allığın az olmuş. Ver bakalım fırçayı. Abla, bu gelecek çocuk kimin nesi? İrem'in abisi Timuçin. Nece? Uluslararası ilişkiler mezunu. Babasının yanında çalışıyormuş. İrem öyle söyledi. Ha. Yani bu çocuk servis şoförü olmadığına göre biz seni almaya geliyor evden. Ne iş? Yeliz. İşine baksana sen. Çocuğu daha tanımıyorum. Allah Allah. Tamam. Abla bak, dudaklarım kocaman. Koparırım senin o dudaklarını fare. Fare? Çok güzel olmuş. Psst. Güzel oldu mu kız? Bu gizli bilgi. Söyleyemem. Bekle ve gör. Evet sevgili konuklar. O bir avukat adayı. O bir güzeller güzeli. O bir ünlü modacı Yeliz Gezici'nin yolundan giden silikonu. İşte karşınızda Elif Gezici. Bravo. Ah Elif'im sen ne olmuşsun böyle? Anasına bak kızını al demişler. Anne biz bu cadıyı kuaför yapalım. Çok yetenekli. Ay. Abla şu rujla aynayı da çantana koy lazım olur. Tamam. Çok güzel. Nasıl? Oldu. Çok güzel. Bilgi, çanta oldu mu? Ay çok oldu, güzel oldu. Kızım ne olmuş sana? Efendim? Evet. Tamam, neredesin şimdi? Tamam. Oradan aşağı in. Ev solda, ben şimdi kapıya çıkıyorum, görürsün zaten. Tamam Timuçin. Bay bay. Kızlar, ben gidiyorum. Bir göreceğiz herhalde. Ya korkma, uzaktan bakacağız. Hadi hadi. Burada durun tamam mı? Tamam tamam. Hadi git sen. Zor buldum Elif. Ya kusura bakma geciktim. Asıl sen kusura bakma, ben yanlış tarif ettim galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi. Yavaş yavaş. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bu tarafa. Buradan mı? Buradan. Böyle. Ben
Elif'e merhaba diyelim. Ne kadar güzel bir elbise. Ya ama sana haber vermeyi unuttuk havuz başındayız diye. Olmaz ama böyle. Hepimiz spor kıyafetlerle, sen böyle. Bize haksızlık. Hadi gel üstünü değiştirelim. Benden bir şeyler giysin. Teşekkür ederim. Ben iyiyim böyle. Gerçekten. Sen arkadaşlarınla ilgilen. Ben Elif'e göz kulak olayım. Elif ne haber? İyi. Ne iyi oldu geldiğin. Göz kamaştırıyorsun bu arada vallahi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar panik yok. İçecekleri ben getiriyorum. Ne bulurlar şu kızı anlamam. Okulda da böyle bu. Kızım prenses gibi giyinip gelmiş. İlgi çeksin diye yapmayacağı şey yok. Görmüyor musun? Elif nerede? Şimdi buradaydı. Elif! Gel hayatım, bir şey anlatacağım. Tamam. Pardon, izin verir misiniz? Teşekkür ederim. Gel. Sağ ol İrem. Gel abi gel. Teşekkür ederim. Gel sağ abi gel. Çok pardon, bir an dengem bozuldu. Nasıl oldu anlamadım. Önemli değil. Gel içeri geçelim de kurulan havluyla. Benim odamdan bir şeyler seçelim. Rahat mısın? Kendi kıyafetin olsan daha rahat olurdum. Aslında ben eve gitsem artık. Bak bence kasmana hiç gerek yok. Zaten ne giysen yakışıyor. Hem ayrıca daha yeni geldin. Ne evi? Bak bunu duymazsan geliyorum. Tamam mı? Elif nasılsın? İyiyim. Abi kız ne yaptı yapacağını. Sırf evine gitmesin diye İrem'den giymiş. Baksana. Artık telefonum bende. Kaçamazsın. Geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok eğlendim. Aa, kıyafetleri en kısa zamanda getireceğim. Sen zahmet etme. Ben gelip alırım. Peki, görüşmek üzere. En kısa zamanda. Kendine iyi bak. Ya bir teker teker gelin insanın üstüne çullanmayın. Parti iyi geçti. Partinin sonunda herkes havuza atladığı için ben de atlamak zorunda kaldım. Ya sen annemin elbisesini, benim o kadar uğraşıp yaptığım saçı bunun için mi berbat ettin? Of Yeliz ya, bir sapıtmasan olmaz. Ay ne var canım? Soruyorum. Neyse ben üstümü değişeyim. Bana anlat bakayım. Meraktan çatladım sabahtan beri. Çocuk nasıl? İlgilendi mi seninle? Çok ilgilendi kızım. Nasıl da kibar? Sırf o ilgilenmedi tabii. Sınıftaki herkes resmen pervane oldu. Bir sene boyunca böyle ilgi görmedim ben. Havuz meselesi ne? Kızlar itti. Vay kıskançlara bak.
Sırf gıcıklık olsun diye. Ya kızların yanında söylemedim üzülmesinler diye. Yoksa annemin elbisesini berbat eder miyim? Yani. Ben şimdi üstümü değiştiriyorum, tamam mı? Hı-hı.